Haberin Merkezi Kanal 25 Haber Merkezi'nden hepinize merhabalar. Sevgili izleyenler, haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Türkiye ülkeyi 4 yıl yönetecek hükümeti belirlemek için yarın sandık başına gidiyor. 25. dönem milletvekili genel seçimlerinde 174.240 sandıkta 53.741.838 seçmen oy kullanacak. Seçimde 18 yaşını doldurmuş ve seçmen kütüğünde kaydı bulunan her Türk vatandaşı oy kullanabilecek. Türkiye 25. dönem milletvekillerini belirlemek için yarın oy kullanacak. Oy kullanma işlemi saat 8'de başlayacak ve 17'de sona erecek. Genel seçimde 53.741.838 seçmen 174.240 sandıkta oy kullanacak. Nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağımız adreslerimize gönderilen seçmen bilgi kağıdında yer alacak. Bilgi kağıdı gelmeyen vatandaşlar oy kullanacağı yeri ve sandık numarasını Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesindeki sorgulamadan öğrenebilecek. Evet, yarınki seçimlerde nüfus cüzdanları ile ilgili sorunları olanları sandık başında mağdur olmaması için il ve ilçelerdeki nüfus müdürlükleri bugün ve yarın açık olacak. Genel seçimlere saatler kaldı. Başta partiler olmak üzere tüm Türkiye büyük bir heyecan içinde. 18 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı 7 Haziran'da sandık başına geçecek ve hükümetin kim olacağını belirleyecek. Ancak nüfus cüzdanı ve nüfus cüzdanında TC kimlik numarası olmayanlar oylarını kullanamayacak. Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri bu sorundan dolayı vatandaşın mağdur olmaması için cumartesi ve pazar günü il ve ilçe nüfus müdürleri açık olacak. Vatandaşların seçim günü mağdur olmamaları için TC kimlik numarası, kimlik resmi ya da nüfus cüzdanı olmayanların mutlaka nüfus müdürlüklerine uğraması gerektiğini vurgulayan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Reis Demir, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın sandık kurulunun oluşumu, görev ve yetkilerini gösteren örneğin 135 sayılı genelgenin 29. maddesinin 2. paragrafında üzerinde kimlik numarası olmayan, resimli ve resmi bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgenin yanında ayrıca seçmen bilgi kağıdının veya nüfus müdürünce verilmiş nüfus kayıt örneğinin ibraz edilmesi şarttır. Bölümü gereğince ayrıca valiliğimizden alınmış onay ile 6-7 Haziran tarihlerinde tüm ilçe nüfus müdürlüklerimiz herhangi bir aksaklığa mahal bırakılmaması bakımından açık tutulacaktır. Vatandaşlarımızdan bu durumda olanlar varsa bir an önce nüfus müdürlüklerine gitmelerini şimdiden duyuruyoruz dedi. Bültenimize üzücü bir haberle devam ediyoruz sevgili izleyenler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Erzurum'da seçim çalışmalarını yürüttüğü cip kaza yaptı. Cipte bulunan CHP Yakut ilçe başkanı 27 yaşındaki Yavuz Selim Yıldız hayatını kaybetti. Kaza bugün saat 05.30 sıralarında Merkez Palandöken ilçesindeki Gazino Kavşağı'nda meydana geldi. CHP'nin birinci sıra milletvekili adayı Gonca Aytaş'a destek veren ve beraber ilçelere giden Murat Topbaş yönetimindeki beyaz renkli 0+DL 2747 plakalı cip kavşağa dönerken devrildi. Cipte bulunan CHP'nin Merkez Yakut ilçe başkanı Yavuz Selim Yıldız kaza yerinde ölürken Cansu Aydın ve Seda Kabasakaloğlu yaralandı. Yaralılar Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Murat Topbaş ise kazadan yara almadan kurtuldu. CHP'nin birinci sıra milletvekili adayı Gonca Aytaş kazadan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek yaşamını yitiren Yavuz Selim Yıldız'a rahmet diledi. Gonca Aytaş rögarın patladığını ve yolda meydana gelen kayganlaşmadan dolayı kazanın olduğunu belirterek aynı yolda bugün aralıklarla farklı araçlarda kaza yaptı. Acımız çok büyük. Yavuz Selim seçim çalışmalarımızda sürekli bize destek oldu. Allah ailesine sabır versin dedi. Eski tarafından İPA projesi kapsamında Bosna Caddesi, Atatürk Bulvarı, Eşref Bitlis Bulvarı ve 100. Yıl Polis Bulvarı'nda dere rehabilitasyonu ile yağmur suyu ve atık sularının ayrılması için betonarme kutu menfez yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yaptığı açıklamada yağmur yağdığında ve karlar eridiğinde oluşan su baskınları şu anda devam eden çalışmalarımızın olduğu bölgede özellikle de Buhara Hastanesi mevkinde maddi hasara ve ölüm tehlikelerine neden oluyordu.
Devam eden projemizle oluşan bu kayıpları tamamen ortadan kaldırarak hemşehrilerimizi uzun yıllardır süren bu altyapı sorunundan kurtarmış olacağız dedi. Projenin keşif bedelinin 2 milyon 370 bin 504 euro olduğunu ifade eden Başkan Sekmen, dere rehabilitasyonuyla Çaykara ve Bosna Deresi'nin devamı olan ve Buhar Hastanesi mevkinden yukarı kayak yolu semtine doğru giden eski kutu menfezin rehabilitasyonu yapılıp dereye bağlı kanalizasyon hatları ayrılarak mevcut şebekeye bağlanıyor. Başkan Sekmen ayrıca çok eski olup yer yer çökme olan baksın yerine 2.2 ebatlarında ve 4 metre derinliğinde yeni betonarme kutu menfez yapıldığını da kaydetti. Başkan Sekmen Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bu yeni menfezin kayak yolu semtinden aşağıya gelen ve Buhar Hastanesi civarında su baskınlarına neden olan yağmur sularının toplanacağını ve bu civardaki yağmur suyu sorununu çözeceğini vurguladı. Yakut İlçe Belediyesi tarafından yürütülen çalışma ile Cennet Sokak yenileniyor. Yakut İlçe Belediyesi tarafından yürütülen çalışma ile Cennet Çeşme Sokak yenileniyor. 3.6 milyon lira bedel ödenerek yıkılan dükkanların ardından caddeyi genişleten çalışma aynı zamanda Boyahane Camii ile hamamını gün yüzüne çıkarmıştı. Ali Korkut sokağın yeniden düzenleneceğini, Mumcu Caddesi'ne bağlanan ara sokakta da kot çalışmasıyla düzenleme yapılacağını belirtti. Erzurum Özel Aziz Ziya Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri Gürcistan, Endonezya ve Kenya'da katıldıkları Uluslararası İngilizce Proje yarışmalarında takım halinde birincilik, bir ikincilik ve dört bronz madalya kazandı. Proje koordinatörü Ömer Bulut, öğrencilerin proje çalışmaları ve başarılarıyla ilgili şunları söyledi. Proje çalışmaları kurumsal olarak Ekim ayının ilk haftası başlar. Özellikle 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine proje çalışması nasıl yapılır, proje nasıl hazırlanır, nelere dikkat edilir, nitelikli projede olması gerekenler, proje hazırlamanın eğitime ve sosyal hayata katkısı nelerdir gibi hususlar göz önünde bulundurularak sunum yapılır dedi. Bu yıl ilk defa Gürcistan, Kenya, Endonezya'ya öğrencilerimiz, danışma hocalarımızla gittiler. İnşallah güzel derecelerde döndüler. Genelde biz 5 ülkeye başvurmuştuk. Amerika, Hollanda, Gürcistan, Kenya ve Endonezya. Buradan 4'üne davet alındık. Gençler ilk defa katıldıkları için tecrübe olarak ilk tecrübe ettiler. İngilizce konuşmak, oradaki kültürleri tanımak, bir proje nasıl sunulur, nasıl yapılır. Bu tür şeyleri daha iyi öğrendiler. Bu yılda yani bu yıl 5 projeye başvurduk ama önümüzdeki yıl inşallah bunu biz bir 10 ülkeye düşürüyoruz. Yani Amerika, Belçika, bunu da ilaveten. Burada yine aynı arkadaşlarla, yine 9'dan, değiştirmeden de öğrencileri çağıracağız. Özel Aziz Yefen ve Anadolu Lisesi öğrencileri Gürcistan, Endonezya, Kenya ve Hollanda'da geçen ay düzenlenen bilim çevre proje yarışmalarına katıldı. Okul Müdürü Hasan Bahsi Tokcan ve Proje Koordinatörü Ömer Bulut takım halinde başarı kazanan öğrenciler Ebu Bekir Küpe, Muhammed Çağrı Özcan, Esat Kıymaz, Ahmet Emirhan Yılmaz, Mahmut Serkan Kopuzlu, İbrahim Börekçi, Mahmut Arif Yazıcılar, Selim Öbey, Muhammed Enes Yıldırım ve Ömer Gürcistan'a kazandıkları altın, gümüş ve bronz madalyaları takdim etti. Okulun Başkaya Salonu'nda düzenlenen törende ayrıca proje danışmanı öğretmenlere de okul yönetimi şükran plaketi sundu. Endonezya, Mahmut Serkan Kopuzlu, İbrahim Görekçi.
Özgür Sevinç Bey hocam, Gürcistan matematik okuyacak. Evet, Özgür Bey genç bir arkadaşımız ama geçen sene Türkiye finalde mücadele etti. Bu sene Kırılbay'ı finali kaçırdı, ikinci oldu bölgede. Geçiyoruz Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a. Sevgili izleyenler, mavi beyazlı takımdaki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Ekrem Sütçü, benim kulübümle olan sözleşmem devam ediyor, Erzurum'da mutluyum dedi. Mavi beyazlı takımdaki geleceğiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Ekrem Sütçü, benim kulübümle olan sözleşmem devam ediyor. Şu anda benim bir şey konuşmam için çok erken. Yönetim bana seninle devam edeceğiz derse zaten sözleşmem sürüyor. Çıkıp Erzurum'a geleceğim ve kamplara katılacağım. Sakarya maçından sonra yönetimimiz bize izin verdi. Biz de tatile çıktık. Şu an için Erzurumspor'da benim sözleşmem devam ettiği için kendi açımdan bir problem yok. Ama istenmezsek buna da yapacak bir şeyimiz yok. Profesyonelliğimiz gereği deriz çünkü bizler ekmeğini futboldan kazanan insanlarız dedi. Erzurumspor'a geldiği günden beri katkı yapmak için çalıştığını ve bunun da büyük bir bölümünde başarılı olduğunu belirten orta saha oyuncusu Ekrem Sütçü, sezon boyunca birçok maçta yedek kulübesinde oturdum ve bazı maçlarda da 90 dakika oyuna bile giremedim. Ben Erzurumspor'un başarısı için tüm gücümü ortaya koyan bir futbolcuyum. Maçlarda oynatılmamam tamamen hocalarımın takdiridir. Profesyonelliğin gereği saygı duyarım ama bir gerçek var ki her futbolcu forma giydiği kulüpte hep ilk 11'de oynamak ister, hem de taraftarın sevgilisi olmayı arzular. Ben de genelde Erzurumspor'da başarılı olduğum için taraftar beni sevdi. Ben de onları seviyorum. Erzurum'da olayım ya da olmayayım fark etmez. Benim için Erzurumspor taraftarı artık bambaşka bir yere sahip. Erzurum'da benim ikinci memleketim dedi. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Sevgili izleyenler, dünyadaki en büyük hazine, sağlık ve mutluluk sizlerin olsun. Hoşça kalın.